Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuzla denememize başlayalım. Türklerin tarih boyunca uyguladığı askeri anlayış ordu millet anlayıştır. Bu anlayışta Türkler denetin ve toplumun maddi manevi tüm unsurlarını ordunun bir parçası kabul etmişlerdir. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi geleneksel Türk ordu sistemi olan ordu millet anlayışına uymamıştır diyor. Avallar, Köktürkler, hazarlar, Macallar, Türk işleri vermiş. Arkadaşlar burada Avallar, Köktürkler, Macallar, Türk işler uymuştur. Ancak Hazar devleti ise ordu millet anlayışı ile hareket etmiyor. Ordularını biliyorsunuz ki ücretli askerlerden oluşturmuşlardır. O yüzden cevabımız burada C şıkkı olmuş oldu. Bence güzel bir soruydu bu. Arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Türk ordu sisteminde ordu millet anlayışı Hazarlarda yok. 2'ye geldik. Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinde iç karışıklıklar yaşanmasının temel nedeni hangisidir demiş. Bakalım baharat yolunun önemini yitirmesi, halk ile yöneticiler arasında ittik farklılıklar görülmesi, dini çatışmaların ön plana çıkması, halkın vergi yükü altında ezilmesi, Abbas halifelerinin yerli halkı yöneticilere karşı kışkırtmasın demiş. Bakıldığı zaman Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerinin yaşadığı genel problem nedir arkadaşlar? Sık sık iç isyanlar yaşaması olmuştur. Bu durumun temel sebebi ise Mısır'da kurulan Türk devletlerinin yöneticileri ve orduları Türklerden oluşuyor. Ancak halkın etnik yapısı farklıdır arkadaşlar. O yüzden burada iç karışıklıklar çıkmıştır, isyanlar çıkmıştır. O yüzden burada cevabımız ne oldu? Beşikli olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik <laughs> yukarı tarafta. Anadolu'da Çukur Medresesi diye de bilinen bölgenin ilk medrese örneği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıldığı zaman Anadolu'da Çukur Medresi olarak da bilinen Anadolu'nun ilk medrese örneği Tokat Niksar'daki nedir? Yağbasan Medresesidir. Değerli dostlar burada cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Dörde geldik. Osman Devleti'nin kısa sürede büyümesine, büyümesinde örgütlerinden hangilerinin etkisi olmuştur diyor. Abdalanurum, Gazianurum, Gazi bunlar neydi? Abdalanurum? Osmanlı padişahlarıyla beraber savaşan dervişler verenlerdi. Ve Gazi Gazianurum, Anadolu'da gaza faaliyetleri gerçekleştiren Türkmenler. Bacıa bu da aylık teşkilatından biri süre gelen kadın teşkilatıdır. Şehirlerin savunmalarında da etkili olmuştur. Bu üç unsur da örgütte kısa sürede Osmanlı'nın büyümesinde etkilidir. Cevabımız burada. Ne oldu? En şıkkı oldu. Eşe geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının yasama yetkisi dahilinde yayınladığı belge veya kullandığı yetkiler arasında gösterilemez. İfa, ferman, adaletname, hattı, hümayun, kanun, nameyi vermiş. Arkadaşlar if, ifta nedir? E, fetva yetkisi e, arkadaşlar. E, bu Şeyhülislam tarafından kullanılan bir belgeydi. Dinen, caizdir, dinen olur belgesidir. Padişah yetkisi dahilinde gösterilemez. Cevabımız ne oldu? A şıkkı olmuş oldu. Ancak ferman, adaletname, hadd hümayun ve kanunname Osmanlı'nın, Osmanlı padişahlarının daha doğrusu yasama yetkisi dahilinde yayınladığı belge ve kullandığı yetkiler arasındadır. 6'ya geldik. Osmanlı padişahlarının istediği divan toplantılarını takip edebildiği gizli bölme aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmiştir diyor. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da padişahlar Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sadrazamlara divana başkanlık edebilme yetkisi vermişlerdir. Ancak divanı kontrolsüz bırakmamak için de Kasr-ı Adıl denilen bir gizli bölmeden toplantıları takip etmişlerdir. Burada cevabımız Beşik oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nde acemi olanlar ocağından Yeniçeri ocağına geçiş sistemi hangisiyle ifade edilmiştir diyor. Arkadaşlar biz bu sisteme ne diyorduk? Bedergah diyorduk. Bedergah Osmanlı'da acemi olanlar ocağından nedir? Yeniçeri ocağına geçiş sistemidir. Değerli dostlar. 1. Murat döneminde den itibaren pençik sistemi daha sonra devşirme sistemi adıyla gayrimüslim çocuklar alınıyor biliyorsunuz. Bu sistemle devlet adamı ve Asker ihtiyacının bir kısmı karşılanma, karşılanması amaçlanıyor. Ve küçük yaşlarda alınan bu çocuklar önce Türk ve İslam kültürünü öğreniyor. Oradan da askeri eğitim için acemi olanlar ocağına alınıyorlar. Tamamlayanlar da yeniçeri ocağı için seçiliyorlar. Biz buna bedergah diyoruz. Diğer adıyla kapıya çıkma adını veriyoruz. 8'e geldik. Bakalım. Ne diyor? Hacı Kalfa ile anılan ve Cihan Nüma Fezdeke gibi eserleriyle bilinen Osmanlı bilgini hangisidir diyor? Arkadaşlar bu ismimiz kimdir? Katip Çelebi'dir. Katip Çelebi Osmanlı Devleti'nde tarih ve coğrafya alanında yaptığı çalışmalar ile birlikte ön plana çıkmıştır. En önemli eserler arasında Cihan Nüma Fezdeke, keşfi zunun bulunmaktadır. E, Avrupa'da da Hacı Kalfa olarak bilinir. 9'a geldik. Osmanlı Devleti'nden mühezzip ünvanlı sanatçılar aşağıdaki sanat dallarından hangisine ait örnekler oluşturmuştur diyor. Osman Devleti'nde arkadaşlar biliyorsunuz ki tesip sanatçısına müezzip, müzehip adı veriliyor daha doğrusu. Burada cevabımız eşik oldu. Hat sanatına hattat, hat ustasına hattat daha doğrusu minyatür ustasına arkadaşlar minyatür burada. Nakkaş resim yok biliyorsunuz Osmanlı'da ciltçilik ile uğraşana da ne deniyordu? Mücellit adı veriliyordu. Ona geldik. 10 On yukarıda. 4. Mehmet döneminde 36 devlet adamının idamıyla sonuçlanan gelişme aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar Dördüncü Mehmet döneminde biliyorsunuz ki Yeniçeri Ocağı 36 devlet adamının e kendilerine verilmesini istemiştir. Biz bu olaya ne diyorduk? Çınar vakası. Diğer adıyla vakayı vakvakiye olayı diyorduk. Çınar ağaçlarından asıldığı için çınar vakası denilmiştir bu olaya. E, vakayı vakvakiye denilmesinin sebebi de vakvak ağacı insana benziyor arkadaşlar meyvesi. O yüzden vakayı vakvakiye deniliyor. 4. Mehmet döneminde olduğunda unutmayalım. 11'e geldik. Modern hemşireciliğin kurucusu kabul edilen lambalı kadın olarak da bilinen Florence Nightingale Savaşlardan hangisinde Osmanlı topraklarında görev yapmıştır diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 1853-56 yılları arasındaki Kırım Savaşı'nda Osmanlı-Rus Savaşı olan Kırım Savaşı'nda görev alacaktır ve Selimiye Kışlası'nda biliyorsunuz ki yaralı askerlerin tedavisinde görev almıştır. Lambalı kadın ve modern hemşireciliğin kurucusudur Florence Nightingale. 12'ye geldik. Osmanlı Devleti'ndeki ilk ciddi demokratikleşme çabası hangisidir demiş. Arkadaşlar 1808 yılındaki 2. Mahmut döneminde biliyorsunuz ki ayanlar ile imzalanan Senedi İttifak padişah yetkilerinin ilk kez kısıtlanması anlamında Osmanlı Devleti'nin ilk ciddi demokratikleşme çabasıdır. O yüzden cevabımız burada aşık şıkkı oldu. 13'e geldik. İlk Türk kadın romancısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlk Türk kadın romancısı Fatma Aliye'dir. Değerli dostlar, Fatmaliye biliyorsunuz ki Ahmet Cevdet Paşa'nın da neyidir? Babasıdır, kızıdır daha doğrusu Fatmaliye kızı. Babası Ahmet Cevdet Paşa'dır. İlk Türk romancısıdır arkadaşlar, ilk Türk kadın romancısıdır. Burada cevabımız c-şıkkı olmuş oldu. Biliyorsunuz ki 50 liralık bankonun da arkasındadır Fatmaliye. 14'e geldik. Yukarı tarafta. 1911 Trabluskap Savaşı'nda Kuyumcu Hamdi Bey kimliğiyle bölgede halk direnişi örgütleyen Osmanlı subayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey ünvanıyla Enver Paşa ise Kuyumcu Hamdi Bey ünvanıyla gidecektir. Bu da cevabımız ne oldu? Beyişik olmuş oldu. Bakıldığı zaman değerli dostlar Trabluskap Savaşı'nda Mustafa Kemal var, Enver Paşa var. Ali Fethi Okyar, Kuşçubaşı Eşref, Fuat Bulca, Nuri Conker, Ali Çetinkaya bu gibi önemli isimler de subaylar da vardır. Bu isimleri de unutmayalım. 15'e geldik. Ne diyor? Amasya Genelgesi'nin aşağıdaki kararlarından hangisi temelde milli mücadelenin gerekçesi özelliğindedir demiş. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Bu nedir? Yöntem. Her ilden 3 teleki seçilecek, Sivas'ta toplanacak, milli kongreye gönderilecek yöntem arkadaşlar. Ordular dağıtılmayacak, silahlar teslim edilmeyecek yöntem. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir arkadaşlar. Bu gerekçedir. Gerekçe. Cevabımız değişik oldu. Her türlü etki ve denetimden uzak bir heyetin invaldığı zorundur. Bu da yöntemdir değerli dostlar. Cevabımız burada değişik olmuş oldu. 16'ya geldik. Milli Mücadele Hazırlık Aşaması'nda Galip Hoca ünvanıyla önemli çalışmalara öncü olmuş devlet adamı hangisidir demiş. Arkadaşlar Galip Hoca e takma adıyla önemli çalışmalara imza atan devlet adamı kimdir? Celal Bayar'dır. Celal Bayar ayrıca İş Bankası'nın genel müdürlüğünü de üstleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti içerisinde de yer alıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü neyidir? Cumhurbaşkanıdır Celal Bayar. 17'ye geldik. Yine yukarıdaymış arkadaşlar yukarı doğru çıkalım. Ne diyor? Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki çalışmalardan hangisi bu meclise ihtilalci meclis özelliği kazandırmıştır diyor. Bakalım. Azınlıklara temsil hakkı tanın e, tanınamaması arkadaşlar bu ulusçudur ulusçu e, meclis özelliği taşır. Üyelerinin seçim e, ile belirlenmiş olması bu da demokratik olması demokratik meclis. Kuvvetler Birliği ilkesine esas alması, değerli dostlar bu da nedir? Olağanüstü yetkili meclis, yani Kuvvetler Birliği'nden kasıt yasama yürütme yargının e, tek elde toplanması, bulundurulmasıdır. Olağanüstü, bu da olağanüstü. Egemenliğin temel esasını halk olarak kabul etmesi, bu da arkadaşlar ihtilalci meclis olduğunu göstermektedir. Cevabımız değişik ki, meclis başkanına hükümet başkanı sıfatının da verilmesi, bu da nedir? Meclis hükümeti sistemidir, değerli dostlar da cevabımız değişikliği olmuş oldu. 18'e geldik. Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu'da işgal gücünü, gücü bulundurmasına rağmen milli güçlerle silahlı mücadeleye gir girmemiştir diyor. E, bakıldığı zaman İtalya, Fransa, İngiltere'yi vermiş. Milli mücadele yıllarında İtalya ve İngiltere Anadolu'da işgal gücü bulundurmasına rağmen e, milli güçlerle silahlı mücadeleye girmiyor. Ancak Fransa biliyorsunuz ki Güney cephesinde mücadele yapıyor bize neyi soruyor girmeyeni soruyor. Cevabımız 1 3 oldu. 19'a geldik. İtilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi varlığını ilk kez tanıdığı gelişme aşağıdaki muharebelerden hangisinin kazanımları arasında gösterilebilir demiş. Biliyorsunuz ki 1. İnönü e, muharebesinden sonra elde ettiğimiz zaferin ardından Londra Konferansı toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Londra Konferansı'na davet etmek zorunda kalıyorlar. Ve Londra Konferansı ile de Türkiye Büyük Millet Meclisi ne yapılacak arkadaşlar? Valdığı ilk kez resmen tanınmış olacak. Birinci ölü Muharebesi'nden sonra biliyorsunuz Londra Konferansı toplanıyor. 20'ye geldik. O zaman Barış Konferansı'na açılıyor. Bakıldığı zaman arkadaşlar... Boğazlar, yabancı okullar, savaş tazminatı, nüfus mübadelesi değil, musul sorunu. Musul sorunu çözümü sonraya bırakılacak bir konudur. Burada cevabımız ne oldu? Değişikli olmuş oldu. Değerli dostlar, Irak sınırı biliyorsunuz musul sorunu. 21'e geldik. Yukarı tarafta. Ne diyor? Ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı'nın önerisiyle Mustafa Kemal'e Fahri Doktor'a unvanı veren kurum aşağıdakilerden hangisi demiş? Arkadaşlar Yahya Kemal Beyatlı'nın teklifiyle Mustafa Kemal'e Fahri Doktora ünvanı veren kurum neresidir? Darülfünündür. Değerli dostlar cevabımız burada A şıkkı olmuş oldu. 22'ye geldik. Yeni Türk, yeni Türk harflerinin kabulünün kazanımları arasında hangileri gösterilebilir? Demiş. Okuryazarlığın ayrıcalık olmaktan çıkması. Bu gösterilir. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki uyumsuzluklar son, sona eriyor. Bununla birlikte Avrupa'daki bilimsel gelişmelerinin takibi de kolaylaşmış oluyor. Değerli dostlar cevabımız burada e şıkkı olmuş olacak. Biliyorsunuz 1 Kasım 1928'de kabul ediliyor yeni Türk harfleri. 23'e geldik. Biraz uzun soru. Burada arkadaşlar görüyorsunuz bir tane resimli soru. Soru ee, soruda bakıldığı zaman... Ee, neyi söylüyor? Sarık ve cübbe ile muvaffak olmanın imkanı yoktur. Diyor arkadaşlar burada. Bakıldığı zaman <laughs> 26 Kasım 1925'te basılan bu gazete aşağıdaki çalışmalardan hangisinin halka ilanı niteliğindedir demiş. Arkadaşlar e, soruda yer alan sarık ile e, cübbe ile muvaffak olmanın imkanı yoktur. E, artık medeni bir millet olduğumuzu cana ispat ettik. E, yazıyor burada. E, burada 1925'te basılan gazete 25 Kasım 1925'te gerçekleştirilen kılık kıyafet kanununa ne yapacaktır? Halka duyurulmuş olacaktır. Bu da cevabımız değişik olmuş oldu değerli dostlar. 24'e geldik. Biraz yaklaştıralım. Türkiye ve Türkiye ile İngiltere arasında 24'te gerçekleştirilen Musul ve Hakkari bölgelerinin geleceğinin görüşüldüğü konferans aşağıdakilerden hangisidir demiş? Arkadaşlar 19 Mayıs 1924'te toplanan Haliç Konferansı e, konferansında e, Musul'un Türkiye topraklarına katılması istenmiştir. İngiltere ise Musul'un kendi mandasındaki Irak'a bırakılmasını istiyor. Hakkari üzerinden de Irak lehine hak talebinde bulunuyor arkadaşlar. Yani biz Musul'u istiyoruz. Az kalsın Hakkari de elimizden çıkıyordu. Burada e, bu konferans nedir? Haliç Konferans. Değerli dostlar. 25'e geldik. Biraz aşağıda. Bakalım. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda yurt dışına ilk asker gönderimi aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleşmiştir diyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Adnan Menderes döneminde Kore Savaşı için Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda yurt dışına ilk asker gönderimi gerçekleşmiş oluyor. E, Türk askeri Birleşmiş Milletlere bağlı kuvvet olarak tahsin yazıcı. Tahsin Yazıcı bakın bu ismi de unutmayın lütfen. Tahsin Yazıcı komutasındaki 4500 kişilik bir kuvvetten oluşuyor ve Güney Kore'ye destek amaçlı görev yapıyor bu arkadaşlar ordu. Cevabımız Kore Savaşı oldu. 26'ya geldik. Yumuşama döneminde döneminin önemli aşamalarından olan ping pong diplomasi hangi iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesinde önemli bir yere sahip olmuştur diyor. Ping pong diplomasi neydi? Amerika masa tenis takımının 1971'de Çin'e davet edilmesiyle başlayan diplomatik ilişkiler için kullanılan bir ifadedir. Aynı gün Amerika Başkanı Nixon Nixon bu da bu Nixon'da arkadaşlar Çin'e uygulanan ticari ambargoyu kaldırdığını açıklıyor. Ayrıca Çinlilere de vize verileceğini belirtmiş oluyor. Bu durum Amerika ile Çin arasında. Arkadaşlar Ping Pong diplomasisi. Son sorumuza geldik. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın yaptığı çalışmalar arasında yukarıdakilerden hangileri gösterilebilir demiş. Mostar Köprüsü'nün yerinden inşa edilmesi, Kanuni'nin Üzülmü Tepesi'ndeki mezarına bulunması, Bilge Kağan yolunun asfaltlanması demiş. Bu üç durumda arkadaşlar Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı dediğimiz TİKA yani bunların çalışmalar arasındadır bu üç durumda. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur sizler adına. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.